Arkadaşlar havalar çok sıcak. Bitkiler de hep yanıyorlar maalesef. Susuzluktan. Sulayamıyoruz da. Su sıkıntısı da var. Yakında içmeye de su bulamayacağız. Böyle giderse. Bitkileri maalesef sulayamıyoruz. Bakın mısırların güzelliğine. Bunları biz öylesine atmıştık. Fasulye için aslında biz buraya ektik. Fasulyeler var. Mısırları için öylesine attık fasulyeler. Mısırlara sarılsın diye. Bakın. Yeşil fasulyelerin güzelliğine bakın. Ay maşallah. Geçen seneki kadar çok değil aslında ama yine güzel var. Yeşil fasulyelerde. Hava bu sene çok kurak gitti. Geçen sene hava çok yağışlı gidiyordu. Daha fazla fasulye vermişti. Bu sene pek veremediler. Kuraktan sulayamadık da. Sadece bir defa suladım ben bu fasulyeleri, şunları. Doğru düzgün su görmediler yani. Kendi kendilerine oldular. Hava akşam üzeri hep böyle oluyor. Gündüz ne kadar sıcak olsa da akşam üzeri buranın iklimi böyle, ikliminden dolayı böyle oluyor. Yağmur yağacağından değil, akşam üzeri olduğunda böyle saat 3-4 gibi olduğunda hemen böyle bulutlar geliyor, sis geliyor daha doğrusu. Bizim buranın iklimi böyle. Gündüz saatleri çok sıcak oluyor, öğle saatleri, öğleye doğru saat 10-11 gibi. Gölgeden dışarı çıkılmıyor. Çok sıcak oluyor. Akşam üzeri böyle oluyor. Yani hava kapalı ama yağacağından değil yani. Bitkiler hep haşlanıyor arkadaşlar sıcaktan. Şimdi serinlik düştü 2-3 saattir. Serinlik vardı, o yüzden canlı duruyorlar ama öğle saatlerinde hepsi kulaklarını aşağı düşürmüş oluyor. Fındıklar bile haşlandılar sıcaktan. Yaprakları bakın. Yapraklarından belli fındıkların. Fındıkların toplanmasına da yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Oluyor fındıklar. Geçen sene Ağustos'un ortalarında olmuştu, bu sene Ağustos'un başında hemen olacak. Belki de Ağustos'tan önce bile toplanabilir. Fındıklar içini doldurmuş. Bakın şuraları şöyle kahverengine dönmesi lazım. Tam şuraları. Daha yeni yeni kahverengine dönüyor. Buraları böyle kahverengine dönecek. Bir de bu kabuğun içinden çıkacak şöyle. Elimizle dokunduğumuzda. Şu dış kabuğunun içinden çıkması lazım. Çıktığı zaman toplanır hale geliyor. Ama çok yok. Yakında toplanır. 15 gün sonra belki de toplanır, 2 hafta sonra. Şuna bakalım. Bakın yavaş yavaş kahverengine dönmeye başladı fındıklar. Bu sene kurak gittiği için erken başlanacak toplanmaya. Geçen sene Ağustos'un 20'sinde bulmuştu bakın. Tam şu dibine bakın. Orası kahverengine dönecek biraz. Sonra şöyle içinden kendi kendine çıkar hale geldiğinde bunlar toplanıyor. Fındıklar galiba kendini kurtardı bu sene. İçini doldurmaz diyorduk ama doldurdu. Doldurmaz diye korkuyorduk. Güzel var fındıklarda. Bakın dalları hep dolu. Maşallah. Bu da farklı cins bir fındık. Bunun kabuğu çok ince oluyor. Bunu çerezlik yapıyoruz genelde. Bu araya karışmış dikerken. Diğerlerinden farklı bir ocaksa bu. Sivri fındık. Bunu genelde, onun kabuğu ince olduğu için kendimize ayırıyoruz, satmıyoruz. Satsak satılıyor da kendimize az bir fındık ayırıyoruz. Yemelik. Genelde bu fındıktan ayırıyoruz onu. Bunun kabuğu da ince, hemen kırılıyor. Diğerleri gibi kalın değil fındığın kabuğu.
Şu an hava güzel, serin. Akşam üzeri serin oluyor buralar. Gece de gayet serin oluyor. Şehirler yanıyor. 3 gündür Samsun merkezindeydim. Gündüzleri hastane işlerim vardı. İğne vermişti. Doktora iğne vurulmaya gidiyordum. Gündüzleri çok aşırı sıcak oluyor. Merkezde hiç durulmuyor. Köyler yine iyi. Akşam üzeri de bizim buralar hep böyle serin. Yemyeşil bakın, köyün güzelliği bu işte. Bakın şöyle, her şey yemyeşil, doğal. Organik fasulyeler var burada. Artık her şeyimiz çıkmaya başladı, sebzelerimiz. Yavaş yavaş meyveler de çıkıyor. Armutlar olgunlaşmaya başladı, fındıklar oluyor. Erikler bir kısmı oldu, bir kısmı oluyor. Biberler oldu, salatalıklar oldu. Yukarıda bahçesi. Burada da yine domatesler var. Domatesler daha olmadı. Bunlar kendiliğinden oluşan domatesler. Bunlar da yine susuzluktan. Bakın bazı ağaçları, dalları kurumuş. Bunları bile sulayamıyoruz. Yukarıda başka cins domatesler de var. Onlar neredeyse oldular. Bunlar daha doğru düzgün domates vermemiş ama bunlar da geç oluyor, iyi oluyor. Fasulyeler de oldu. Pırasa var, her şey var arkadaşlar. Şurada bir erik ağacı var, onu göstereyim size. Siyah erik. Bu erikten geçen sene çok vardı. Geçen sene bu erikten diğer ağaçlarda çok vardı. Bu sene diğer ağaçlarda yok, sadece bunda var. Bunda nedense olmuş bu sene. Bize yeter yemelik. Bakın bir sürü de eriği var. Taze yeşiller olmak üzereler. Bazıları yine yeniyor. Yakında hepsi olacak. Bu ağaçta çok güzel erik var. Diğer ağaçlarda yok geçen sene. Diğer ağaçlarda çok vardı. Diğerlerinde bu sene yok. Şu yolun kenarındakilerde hiç yok. Bizim mahallede yok doğru düzgün. Olanlarda da böyle tek tük var. Bu ağaçta ne hikmetse çok güzel olmuş. Dalları da aşağı doğru sarkıyordu. Eriklerini taşıyamıyordu. Bağladım bunu yukarı. Kırılmasın dalı diye. Şuraya bağladım. Elmalarda da çok var bu sene. Daha küçükler ama. Bakın elmalarda. Tüm ağaçlar aşağı yukarı böyle. Şu önümdeki büyük ağaç elma ağacı. Tam net göremiyorsunuz ama çok var ağacında. Diğer ağaçlar da böyle. Elmalarda çok var bu sene. Armutlarda da var, fena değil. Meyvelerde var. Bayağı var. Akşam üzeri size buraları bir göstereyim dedim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımız geliyor. Bir gün yine şu karşıki ormana gideceğim. Mantarlar çıkmış olabilir belki geçen gün. Bir hafta kadar oldu. Yağmur yağmıştı. 2 gün arka arkaya çıkmış olabilirler. Oraya da gideceğim. Yarın giderim. Bugün gitmeyi düşünüyordum aslında. Bugün yetiştiremedim. Yarın belki giderim. Veya diğer gün giderim. Çok yakında gideceğim. Yine bir bakalım mantar bulabilecek miyiz? O yağmurun etkisi olduysa çıkmış olabilirler. 3-5 gün önce gitmiştim. Bulamamıştım. Yağmur yeni yağmıştı çünkü. Belki çıkmış olabilirler şimdi. Tekrardan gideceğim. Videosunu yine çekerim. Kanalımızı takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.